Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim, giyinelim. Deniz kızı ya da dipte dalgıç, balerin ya da oto yarışçısı. Bir pilot gökte uçan uçakta ya da makinist şirin bir trende. Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim, giyinelim. Ne gizemler içinde Damla'nın dolabını aç benle. Yüksekten uçan dörtlü. Merhaba Avrak, benimle ve bonbonla oynamak ister misiniz? Tabii havuç kafa. Arkadaşlarımla oyun oynamayı çok severim. Arkadaşlarımla oynamayı ben de seviyorum havuç kafa. Ha? Ama bugün nedense herkes kendi kendine oynuyor. Damla hadi gel de birlikte atımla oynayalım. İkimiz de kovboy oluruz, ne dersin? Tamam. Atı bırakın şimdi. Gelin birlikte güzel bir şehir inşa edelim. Ama ben... Bak yaptığım çiçeği gördün mü? Ne güzel olmuş değil mi? Gerçekten de çok güzel olmuş. Sana nasıl yapıldığını göstereyim mi? Olmaz. Damla şimdi kovboyculuk oynayacak. Ama ben birlikte şehir yapacağımızı sanıyordum Damla. Bakın giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı Doktor Peri'ye. Bence bugün sanatçı olacağız. Hayır, kovboy olacağız. Bugün dördümüzde akrobat olacağız. Bence çok eğlenceli olacak. Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Burası akrobatların çıktığı sahneye benzemiyor. Neredeyiz merak ettim. Biz galiba şu an Afrika'dayız. Bakın! Zebralar geliyor! Hazır mısın? Hey! Tada! Dur Damla, ben de seni uçurayım. Yardım edebilir miyim Damla? Hop işte oldu. Harikasınız. Sizin böyle inanılmaz hareketler yapabildiğinizi bilmiyordum. Benim dünyamda her şey mümkündür havuç kafacığım. Bu nasıl? İnanılır gibi değil. Ne kadar... Zebra! Bu güzel zebranın bize zarar vermek istediğini sanmıyorum. Böyle dört nala koşturmak çok yorucu. Herkes böyle aceleyle nereye gidiyor Zebra kardeş? İlerideki göl kenarında bu akşam çok büyük bir gösteri olacak. Biletler tükenmeden önce alalım istiyoruz. Bu gösteri için yeni akrobatlara ihtiyaç var mı peki? Biz bu konuda iyiyizdir. Aslına bakarsanız bugün bir seçme yapılacaktı. Bence siz de gitmelisiniz. Hey arkadaşlar, biraz yavaşlar mısınız lütfen? Ben arkada kaldım. Harika. Bu seçmelere biz de mutlaka katılalım Damla. Bence de. Evet. Goril Güçlü'nün eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. Ben Güçlü, bunlar da sevgili yardımcılarım Sıska, Ufak, Sivri ve Bodur. Papyonum düzgün mü çocuklar? Hepsi bir puan vermiş, çok kötü. Evet, şimdi nasıl? Harika. Siz şeker kızlar, sanırım yeni gösterimde yer almak için kendinizi göstermeye geldiniz. Bildin mi? Evet, biz akrobatız. Adamım yüksekten uçan dördü. Neler yapabiliyorsunuz bakalım? Başlıyoruz arkadaşlar. Hop! Hop! Ne diyorsunuz çocuklar? Harika. Hepsi de dört verdi. Tebrik ederim. Hepsi de dört mü? Bu iyi bir şey mi? Dört onların en yüksek puanıdır. Aramıza hoş geldiniz kızlar. Yaşardık. Bu gürültü de ne böyle güçlü? Evet. Bu sesleri kim çıkarıyor?
Arkadaşlar, ekibimizin yeni elemanlarıyla tanışın. Karşınızda yüksekten uçan dörtlü. Biz akrobatız. Memnun oldum. Biz de rockçı gergedanlarız. Burnumuzla çok güzel müzik yaparız. Burnunuzla müzik mi yaparsınız? Aa, ne demek istediğini şimdi anladım. Biz de halkacı filleriz. Halka çeviririz. Ki en güzel gösterim bu olacak. Şimdiden görebiliyorum. Önce uçan dörtlü ile başlarız. Sahnede taklalar atarlar. Oo, orada dur bakalım. Neden ilk onlar çıkıyor? İlk biz çıkmalıyız. Biz müzisyeniz. Hayır. En önce biz çıkmalıyız. Biz halkacıyız. Ama siz ilk önce kızlar çıkacak demiştiniz. İlk kim çıkacak? Evet. Güzel soru. İlk kim çıkacak? Bir düşüneyim. Tamam. Buldum. Bunun için bir yarışma düzenleyelim ha. Gösteri ekibimizdeki herkes birbirinden yetenekli. O yüzden şimdi şu ağaçtan en fazla inciri hanginiz toplarsa bu akşamki açılışı o yapacak. Gayet adil bir karar. Peki o zaman yerlerinize hazır toplayın. Hadi. Ağaçtaki incirlere ulaşmak sizin için çocuk oyuncağı kızlar. Başlıyoruz. Hop. Hop. Devam edin arkadaşlar. Ama haksızlık bu. Biz sıçrayamayız. Ayrıca hortumumuz da yok. Ancak hepsinden daha güçlüyüz. Hadi çocuklar, gösterin kendinizi. Tamam arkadaşlar, süreniz doldu. Bakalım kim ne kadar toplamış? Biz 20 incir topladık. Biz de 20 incir topladık. Çok güzel. Akşamki açılışta bol bol incir ikram edeceğiz. Peki ama kim çıkacak? Oo, bir eşitlik söz konusu. Biraz yardımcı olun çocuklar. Nasıl karar vereceğim ben? Ne oldu? Papyonum yine mi yamuldu? Anladım. Performanslarına göre kimin ilk çıkacağına siz karar vereceksiniz. Haha! Yetenek yarışması yapacağız. Çok güzel. Yarışmacılarımız şu an sahne arkasında ve hepsi de çok heyecanlı. Jüriden en yüksek puanı hangi grup alırsa bu akşam ilk onlar çıkacak. Evet. Ve şimdi halkacı filler geliyor. Halkalı filler gerçekten çok yetenekli. O halkalara bayıldım. Onlarla oynamak çok eğlenceli olur. Rockçı gergedanlar da olağanüstü. Harika müzik yapıyorlar. İnsan dans etmek istiyor. Haklısın Didem. Bu müzik dans etme isteği uyandırıyor. Fillerle ve halkalarıyla oynamak eğlenceli olur. Evet Tuğba. Bana sorarsanız hep birlikte sahneye çıksak çok eğlenceli olurdu. Ha? Nasıl yani, anlamadım. Bu akşamki gösterinin açılışını hep birlikte yapabiliriz diyorum. Sevgili hanımlar, beyler, zürafalar, aslanlar, kertenkeleler ve kuşlar. Şimdi patilerinizi, kanatlarınızı alkışlamak için hazırlayın. Çünkü huzurlarınızda uçan halkacı rockçılar geliyor. Bazen tek başına oynarsın. Şarkı söylersin, halka çevirirsin. Ama hep birlikte olduğun can verilince kardeşçe oynarsın ve gülersin. Provaya gelenler bana sordu. Sahneye ilk kim çıkacak dedi. Sonra dedi ki birlikte çıkalım sahneye beyaz beyaz geriye evrilelim. Evet, işte oldu. İşte oldu. Verin selamınızı uçan halkacı rockçılar. Tek kelimeyle harikaydınız. Çok eğlenceliydi değil mi? Fillerle ve gergedanlarla yaptığımız gösteri çok güzel oldu. Bazı şeyleri birlikte yapmak daha güzelmiş. Evet.
Odadan neşeli sesler geliyor. Ben de size katılabilirim. Babacığım, bugün Afrika'da akrobatlık yaptık ve fillerle, gergedanlarla aynı sahneyi paylaştık. Ormanda yaşayan bütün hayvanlar bizi izlemeye geldi ve jüriden tam puan aldık. Ne güzel. Keşke ben de orada olsaydım. Senin için de bir gösteri yapmamızı ister misin? Ben de rol alabilir miyim peki? Tabii ki. Melke anneye katılmak ister Damla. İyi düşündün. Ben gidip ona da bir sorayım. Yaşasın! Evet, akrobatlık yapmak çok eğlenceliydi. Ama en özel ve en güzel hareketlerimi sana sakladım havuç kafacığım. Uçan kucaklama. Nasıl ama? Işıkları açın. Çiçek çiçek, ne çok severim seni. Odamızın içindeki bahçemizi sulama zamanı geldi havuç kafa. Bana yardımcı olur musun? Söve söve domlucuğum. Şimdilik çiçeklerimizin hiçbiri büyümemiş ama yakında büyüyecekler. Merhaba Damla, çiçekleri açmış mı? Henüz açmamış. Aa, ne kötü. Hala topraktan başka bir şey görünmüyor. Bizim çiçeklerin büyüyüp böyle görüneceğini hiç sanmıyorum. Annem tohumların yeşermesine çok az kaldı dedi Berk. Neden bu kadar uzun sürüyor sanki? Ben hemen şimdi büyümelerini istiyorum. Ben de öyle. Bak, giyinmece oynama zamanı geldi. Yaşasın. Bu oyun giyinmece, oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye, dansçı doktor periye. Belki bugün bahçıvan oluruz. Hayır, bugün birlikte Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'ya mı? Orası çok soğuk diye duydum. Bu oyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Şuraya bakın, ne kadar güzel. Ne kadar da beyaz. Ne kadar da soğuk. Bana bir şapka lazım. Bak, şu ağacın dalında iki tane şapka var. Ben hemen birini alıp getiriyorum. Hey! Beni neden uyandırdın? Özür dilerim. Seni şapka sanmıştım. Şapka olan bu. Ben Semir Samur'um. Çok memnun olduk Samur kardeş. Seni uyandırdığımız için çok özür dileriz. Üzülmeyin, önemli değil. Dikkat et. Belki zaman daha çabuk geçer diye uyuyayım demiştim. Biliyor musunuz, kutup ayısı bu gece kuzey ışıklarının tekrar ortaya çıkacağını söyledi. Görmek için sabırsızlanıyorum. Kuzey ışıkları da ne? Gece gökyüzünde beliren rengarenk pırıl pırıl bir ışık gösterisi. Ne güzel, ben de görmek isterim. Ama şimdi göremezsin. Geceyi beklemen gerekir. Ve burada da gecenin olması çok uzun zaman alır. Artık gerçekten bekleyemiyorum. O zaman birlikte beklemeye ne dersin? İstersen bizi etrafı gezdir, işimiz bitene kadar da akşam olur. Evet, iyi akıl ettiniz. Beni takip edin. Sizin için karda hızlı yürümek biraz zor galiba. Evet, biraz zor. O yüzden şuradaki kıza alsak iyi olacak. Ama burada kızak yok ki. Burada böyle bir şey yoktu. Güzel, artık gidebiliriz. Bakın, Sibirya kaplanı yavruları. Aa, ne kadar şekerler. Evet, çok şekerler. Ama yavru kaplanların olduğu yerde anne kaplanlar da vardır. Evet, bakın onlar da şurada. Merhaba. Merhaba. Bakın, Mustang heykeli yapmışlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Hadi biz de kendi bu heykellerimizi yapalım. Tamam. Anlaştık. İşte geldik. Sözünü ettiğim kutup ayısı burada yaşıyor. Kendisi kuzey ışıklarını açıp kapamaktan sorumlu. Yani bir düğmeye basıyor ve kuzey ışıklarını açıyor, öyle mi? Bu benim dünyamda yapılabilir. Merhaba Samur. Kuzey ışıklarını açma zamanı gelmedi mi? Geldi değil mi? Üzgünüm. Birkaç saat daha beklemek zorundasın. Ne? Birkaç saat daha mı? Hayır. Vah zavallı.
canlı Samurcuk. Bu kadar beklemekten çok sıkıldı. Farkındayım. Her yıl ışıkları açma vakti yaklaştığında Samur böyle yapar. Işıkların açılmasını beklerken ileride bir çay için. Hem ısınmış olursunuz hem de zaman geçer. Kurtlar yolu biliyor nasılsa. İyi günler. Çay salonumuza hoş geldiniz. Buyurun, içeri gelin. Oturun, şimdi eşim size çay getirecek. Eşiniz nerede acaba? Merhaba, hoş geldiniz. Çocuklarımız size kurabiye ikram ederken ben de çaylarınızı getireyim. Çocuklarınız mı? İşte geliyor sıcacık lezzetli Rus çayımız. Şimdi içinizi sıcacık yapacak. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Hava daha kararmadı mı? Hayır, hala aydınlık. Karnım da zil çalıyor. Elmalı tatlı, çilek reçeli sürülmüş krep ve kızılcık şerbeti ister misiniz acaba? Evet, isteriz. Çok güzel. Şimdi hepsinden yiyin bakalım. Bu güzel yiyecekler ve çay için çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Her zaman gelebilirsiniz. Güle güle. Yine bekleriz. Çok üzgünüm Samur ama kuzey ışıklarını yakmam için hala çok erken. Tamam. Ben de o zaman burada oturur, vakit gelinceye kadar beklerim. Peki. Ama biraz uzun sürebilir. Belki kızakla kayarsanız zaman daha çabuk geçer. Burada kızaklarım olacaktı. İşte alın bakalım. Hayır, teşekkür ederim. Ben burada bekleyeceğim. Emin misin Samur? Kaymak çok eğlencelidir. Kızağımı seninle paylaşabilirim. İstemem, teşekkür ederim. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Birazdan görüşürüz Samur. Kızaktayız, kayıyoruz. Yollarda güneş çekilince ışıklar parlayacak. Dur bekle. Kızaktayız, havuç kafa yanımda. Birlikte güneş çekilince ışıklar parlayacak. Dur bekle. Çok eğlenceliydi, öyle değil mi havuç kafa? Evet Damlacığım. Hadi bir daha kayalım. Keşke Samur da bize katılsaydı. Merhaba Berk. Merhaba Damla. Samur, gelmişsin. Evet. Kutup ayısı çok haklıydı. Kızakla kayınca vakit daha çabuk geçecek. Kızaktayız, Samur burada yanımda. Birlikte güneş çekilince ışıklar parlayacak. Dur bekle. Kızaktayız, havuç kafa yanımda. Birlikte kızaktayız, Samur burada yanımda. Birlikte güneş çekilince ışıklar parlayacak. Dur bekle. Tamam çocuklar. Kuzey ışıklarını açma zamanı nihayet geldi. Yaşasın. Uzun bekleyişimiz sona eriyor. Yaşasın. Harika. Birazdan bu yılın ilk kuzey ışıklarını göreceksiniz. Şalteri seni indirmek ister misin sevgili Samur? Ben mi? Ben. Galiba bu evet demek oluyor. Hadi o zaman. Yak ışıklarımızı. Damla, Berk, havuç kafa. Bugün bana çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Sayenizde beklerken çok eğlendim. Çok teşekkür ederim. O halde ışıkları yakmama size yardım eder misiniz? Seve seve. Evet. İşte bu manzara beklememize değdi. Çok güzeldi Damla. İyi ki ışıkların yanmasını beklemişiz. Bak Berk, burada da görmek için beklediğimiz bir
şey var. Tohumlar filiz vermeye başlamış. Çok yakında da çiçeklerimiz açacak. Birazcık bekleyeceğiz. Anneme söyleyelim de bizi parka götürsün. Orada çoktan açmış harika çiçekler var. Park mı dedin? Evet, bence de harika bir fikir. Anneciğim, biz bugün Rusya'ya gittik ve kutup ayısının ışıkları açmasını sabırsızlıkla bekleyen bir samurla tanıştık. Göğü aydınlatan kuzey ışıklarını gördük. Kuzey ışıkları mı dedin? Harika bir manzara olduğundan eminim. Evet, ve çok yakında bizim bahçemizde de harika çiçekler açacak. Hadi gelin o zaman. Parka gidelim de sizin çiçekler açtığı zaman neye benzeyecekmiş bir bakıp görelim. Yaşasın! Kuzey ışıkları gerçekten de çok güzel ve bizim çiçeklerimiz de çok güzel olacak. Ama bu dünyada hiçbir şey senden daha güzel ve özel olamaz. Benim bir tanecik havuç kafam. Eğlencesine yarış. Ve gösterinin son bölümünde ben havuç kafa metrelerce yukarı sıçrayacağım ve havada ters takla atacağım. Tebrikler. Harika bir gösteriydi. Teşekkür ederim. Ama arkadaşım Damla olmasaydı bunların hiçbirini yapamazdım. Teşekkür ederim. Şimdi de sıra senin kukla gösterinde. Bırakı da kullanabilirsin. Hayır, seyretmek daha iyi. Ben o kadar iyi yapamıyorum. Ama Burak kukla gösterilerini çok sever. Biliyorum. Ama biz bu işi sizin kadar iyi yapamıyoruz. Sadece eğlencesine oynuyoruz. Sana eğlenceli bir oyun söyleyeyim mi? Yakalamaca. Hadi Burak'la yakalamaca oynayalım. Tamam. Burak yakalamaca oyununu da sever. Ve sen bu konuda çok başarılısın Zeynep. Ama oyunumuza sonra devam ederiz. Şimdi giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı Doktor Peri'ye. Bugün kukla gösterisine katılmayacağız, öyle değil mi? Bugün ikimiz de patenci olacağız. Yaşasın, ben çok iyi paten kayarım Damla. Bu oyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Kask ve dizlik takmanıza memnun oldum, yoksa sakatlanabilirdiniz. Merak etme havuç kafa, ikimiz de bu sporu çok iyi yaparız. Bana bakın, şimdi daire çizeceğim. Ben de bir kare çizeceğim. Şimdi de birlikte üçgen çizelim. Harikaydınız. Yol açın. Ben kazandım. Patenle kayarken biraz daha dikkatli olman gerekir. Özür dilerim ama yavaşlayamazdım. Rakibimi geçmek zorundaydım. Peki rakibin ha? Ki? Ha, kaplumbağayla yarışıyordum. Gelin, gelin onu bulalım. İşte buradasın kaplumbağa. Oo, merhaba tavşan. Şu işe bak. Ne oldu sana kaplumbağa kardeş? Son virajı biraz hızlı aldım galiba. Kontrolümü kaybettim. Sonra da yuvarlandım. Böyle ters bakınca her şey çok komik. Haklısın. Gerçekten de komik görünüyor. Şimdi bunun ne önemi var ki? Yarışı ben kazandım. Önemli olan tek şey de bu. Evet. Sen kazandın. Tebrik ederim. Bir kez daha yarışalım mı? Öğleden sonra olur. Hatta bu sefer yola engeller de koyarız. Tamam. Kabul. Öğleden sonra görüşürüz. Yaşasın. Woohoo! İşe bak. Paten yapmayı seviyorum. Ama tavşan çok hızlı. Onu hiçbir zaman geçemeyeceğim. Belki biraz antrenman yapman lazım. Seni çalıştırmamızı ister misin? Evet, tabii. Çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Ne kadar hızlısın bir görelim. Herkes yerine. Hazır. Başla. Bir dakika, kaplumbağa nerede? Nasıl kayıyorum ama? Neden yavaş kaydığını anladım galiba kaplumbağa kardeş. Dört ayağını birden kullanıyorsun ama sadece iki patenin var. Diğer ikisine de paten taksan faydası olur mu diyorsun yani? Bence evet. Yedek tekerlerin var mı? Evet. Olmaz mı? Bunlar işe yarar mı? Hayır, elindekiler kare. Peki ya bunlar? Onlar da üçgen.
Sana daire lazım. Yani yuvarlak bir şeyler. İşte bu. Hazır mısın kaplumbağa kardeş? Moralini bozma. Şimdi tekrar dene. Olamaz. Şimdi de ters gidiyorum. Korkma. Seni durduracağım. Aksiliğe bak. İkiniz de iyi misiniz? Evet, iyiyiz. Dört patenle henüz iyi kayamıyorum ama yine de demin çok eğlendim. Öyle değil mi havuç kafa? Evet, ben de çok eğlendim. Hazır ol kaplumbağa, yarış zamanı geliyor. Evet, eğlenceliydi ama hala yeterince hızlı kayamıyorum çocuklar. Üzülme, çalışmaya devam. Hayır, olamaz. Daha önce hiç zıplayan bir ağaç görmemiştim. Benim dünyamda her şey mümkündür kaplumbağa kardeş. Bana bakın. Harikasın. Şimdi de engel atlama çalışacağız. Önce kareler. Çok kolay. Hey, neler oluyor? Çoğu patenci bunların üstünden atlar. Ama altından da geçilebiliyormuş. Şimdi de sıra üçgen bayraklarda. Sıra sende kaplumbağa. Çarptım. Üzülme, bunu da yapacaksın. Ve son olarak çemberden geçme. Olsun, en azından yarışı tamamladım. Ve şimdi iyi bakın. Hadi kaplumbağa, yarış zamanı geldi. Seni tekrar yeneceğim. Bu kadar çalışmadan sonra şimdi çok daha iyi kayıyorum. Ama hala tavşan kadar hızlı değilim. Önemli değil. Sen elinden geleni yap. Ve eğlenmene bak. Herkes yerine. Hazır. Başla. Dikdörtgen üstünden atla geç. Atla geç. Dikdörtgenin içinden atla geç. Atla geç. Kazanırsan yaşasın. Kaybedersen üzülme. Sen hep eğlenmeni bak yeter. Üçgen bayrakların arasından geç. Hadi geç. Üçgen bayrakların arasından geç. Hadi geç. Kazanırsan yaşasın. Kaybedersen üzülme. Sen hep eğlenmeni bak yeter. Son olarak da çemberlerden hemen geç. Son olarak çemberlerden geç. Hemen geç. Kazanırsan yaşasın. Kaybedersen üzülme. Sen hep eğlenmene bak yeter. Ben mi kazandım? Evet. Tebrik ederiz. Ben kazandım. 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 Evet. Tebrik ederiz. Kaybettiğime inanamıyorum. Kaybettim. Hava zavallı tavşancık. Kaybettiğin için üzüldüm. Teşekkür ederim. Ama en azından eğlendin, öyle değil mi? Hayır. Yani aslında belki. Daha doğrusu ben... Evet, hem de çok eğlendim. Evet, haklısın. Gerçekten de çok eğlendim. Ben de çok eğlendim ve bu sefer yarışı da ben kazandım. Evet, sen kazandın. Tebrik ederim kaplumbağa. Teşekkür ederim. Bu arada bak, bu da çok eğlenceli. İyi izle. Dur, ben de deneyeceğim. Ben yapamıyorum. Yapabilirsin. Tekrar dene.
Evet. Ha, şimdi oldu. Gerçekten de çok ama çok eğlenceli. Şimdi de sıra kutlamada. Evet. Yaşasın. Bugün o kadar güzel vakit geçirdik ki Burak. Keşke sen de bizimle gelseydin. Evet Zeynep'ciğim, gelmeyi çok isterdim. Artık başka sefere gelirim. Gayet güzel yaptın Zeynep. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim Damla. Teşekkür ederim Havuç Kafa. Merhaba kızlar. Yoksa bugün kukla gösterisi mi izleyeceğiz? Anneciğim, gösteriye ara verip patenlerimizi taktık ve tavşanla yarışan bir kaplumbağayı çalıştırdık. Sonunda o kazandı. Ama en önemlisi çok eğlendik, hem de hepimiz. Ne kadar güzel. İsterseniz parka gidip biraz daha paten kayalım. Evet. Ben de sizinle gelebilir miyim acaba? Tabii ki gelebilirsin Burak. Havuç Kafa da gelecek. Hadi gelin bakalım. Kazansam da kaybetsem de seninle oynamak her zaman çok eğlenceli. Çünkü sen benim en iyi dostumsun Havuç Kafam. Çiçek gücü. Bakın, en çok sevdiğim şeyin resmini yaptım. Balerin çizdim. Ben de en sevdiğim şeyi çizdim. Trambolin yaptım. Sen ne çiziyorsun Damla? Göstereyim. Kuş mu? Yoksa hız treni mi? Bugün panayırda göreceğiz ya, onlardan mı yaptın yoksa? Evet Zeynep'ciğim, Damlacığım hız trenine binmeyi çok sever. Ben de. Abi ben gelebileceğimi sanmıyorum. Ama neden? Büyük ihtimalle arabada bana yer olmayacaktır. Ayrıca bugün bizim banyo günümüz. Sen panayırları sevmez misin Tuğba? Çok severim ama artık bir dahaki sefere gelirim. Giyinmece oynama zamanı. Yaşasın. Bu oyun giyinmece, oynarız gündüz gece, dönüşürüz her şeye, dansçı doktor periye. Peki bugün nereye gideceğiz Damla? Bugün hep birlikte Hollanda'ya gideceğiz. Bu oyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Vay canına. Şuna bakın. Harika. Bu bir yer değil mi? Yani rüzgar bunu döndürdükçe bir güç ortaya çıkıyor ve bu güç de... Hayır olamaz, Havuç Kafa takıldı. Endişelenmeyin, ben onu indiririm. Benim güzel lalem, hadi bana yardım et. Şu ördekçiyi kurtar ve buraya getir. Yaşasın. Yardımın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz orman cücelere yardım etmeye bayılırız. Gördüğüm kadarıyla çok özel güçlerin de var. Evet, bu bir bakıma doğru. Ama sizin de özel güçleriniz olabilir. Bu tarlada yetişen lalelerin her biri özel güçlerle dolu. Alın, siz de deneyin. Lalelerin bu özelliğini bilmiyordum. Sadece benim dünyamda öyle. Ben ne yapacağımı biliyorum. Benim güzel lalem, haydi bana yardım et. Ayakkabılarım ışıklar saçsın. Aa, bakın nasıl da parlıyor. Sıra bende. Benim güzel lalem, hadi bana yardım et. Trambolin gelsin, biz de zıp zıp zıplayalım. Hadi arkadaşlar, herkes gelsin. Yuppi. Yapmayacak mısın? Aklına geleni yapabilirsin. Ama sonra sen ne yapacaksın? Sende hiç lale kalmadı. Al, bunu sana geri veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ama lalemi bir kez başkasına verdikten sonra asla geri alamam. Hiç canını sıkma. Çok yakında yüzlerce lalemiz olacak. Hadi gelin. Nasıl açtıklarını siz de görün. Tamam hadi. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz. Şu işe bakın. Kapkara bulutlar güneşin önünü kapattı. Laleler 3 saniye içinde açmaya başlayacak. 3, 2, 1 ve şimdi. Ben bir şey mi kaçırdım? Ama nasıl olur? Laleler açmadı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Tabii ya, güneş ışığı olmadığı için açmıyorlar. Bugün burada lale falan açmayacak. Unutun bunu. Kibirli.
Bu da kim böyle? Biz ona kibirli deriz. Tanıdığım en yaşlı, en huysuz cücedir. Hollanda'da lalelerin açmasından hoşlanmayan, lale sevmeyen tek kişi odur. Herhalde kibirli bulutların güneşi kapatması için lalesini kullandı. O zaman ben de bunu bulutların dağılması için kullanırım. Onun lalesini yenemezsiniz. Çünkü o hepimizden daha güçlüdür. Bulutları tamamen dağıtamıyorsak o zaman biz de yerlerini değiştiririz. Benim güzel lalem, hadi bana yardım et. Bulutları çekeceğiz. Senden ip istiyoruz. İşe yarıyor. Çekmeye devam edelim. Aa, olamaz. Kibirli yine geliyor. Pşş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 ş
Şu işe bakın, şimdi ne yapacağız? Sadece 4 tane lalemiz kaldı. Aklıma bir şey geldi. Benim güzel lalem, hadi lütfen bize yardım et. Rüzgar güçlü essin ve bulutlar hemen dağılsın. Bunu çok iyi düşündün Zeynep. Bulutlar hareket ediyor. Güneş ortaya çıktı. Laleler artık açabilecek. Hayır, hiç sanmıyorum. Kibirli neden bu kadar kötü? Çok güzel bir soru sordun Tuğba. Hadi gidip kendisine soralım. Burası Kibirli'nin evi. Kibirli, dışarı çık. Gidin buradan. Beni rahat bırakın. Kibirli, bekle. Hayır, olamaz. Şimdi de kocaman bir peynir tekeri yaptı. Bütün yolumuz kapandı. Artık Kibirli'yi yakalamamız çok zor. Benim güzel lalem, hadi yardım et bana. Kibirli kaçıyor. Şu peynir kaybolsun artık. Evet, işte oldu. Evet, yaşasın. Harika. Beni asla yakalayamayacaksınız. Benim güzel lalem, haydi bana yardım et. Demir ayak olsun, hiç uçamasın. Ne oluyor böyle? Merhaba Kibirli, biz bir şey soracağız. Rica ederim, şu laleyi benden uzak tut artık. Şu işe bak, senin elimdeki bu lale mi hapşırttı? Hayır. Evet, o hapşırttı. Ne zaman bir laleye yaklaşsan hapşırıyorsun. Senin çiçeklere alerjin mi var? Alerji mi? Çok komik. Bir orman cücesinin çiçek alerjisi olmaz. İnkar etme, senin alerjin var. Tamam, evet, var. Her yıl çiçek açma mevsiminde hasta oluyorum işte. Bu yüzden mi lalelerin açmasını engelledin? Evet. Mahzavallı Kibirli, hiç durmadan hapşırmak çok kötü bir şey olmalı. Hem de nasıl? Korkunç bir şey. Peki evini lale tarlasının uzağına taşımaya ne dersin? Burası benim evim. Hem burayı çok seviyorum. Ama lalelerin de açması gerekiyor. Ben herkesi mutlu edecek bir yol biliyorum galiba. Bakın, elimde sadece bir tane özel lale kaldı. Yani elinde kalan son laleyi mi kullanacaksın? Benim için mi? Evet. Benim güzel lalem, hadi bana yardım et. Laleler açınca Kibirli sevinsin. Harika bir evim oldu. Çok güzel. Artık eskisi gibi hapşırmayacağım. Teşekkür ederim çocuklar. Rica ederiz Kibirli. Bakın, değirmenler tekrar dönmeye başladı. Evet, bulutları dağıtıyorlar. Başardık. Artık lalelerimiz açabilir. Evet. Ben de yavaş yavaş gitsem iyi olacak. Hoşça kalın.
Tekrar teşekkür ederim çocuklar. Güle güle. Güle güle. Yaşasın. Yaşasın. Hollanda gezimiz çok eğlenceliydi. Evet. Şimdi de Panayır'a gidip hız treninde eğleneceğiz. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Ben daha önce hız trenine hiç binmedim Damla. Orada elimi tutar mısın o zaman? Korkma. Tabii ki. Ama istemiyorsan binmek zorunda da değilsin. Gerçekten mi? Sen aşağıda kalıp havuç kafayla ilgilenebilirsin. Çünkü o da hız treninden pek hoşlanmaz. Panayır'a gitmeye hazır mısınız bakalım? Hazırız. Babacığım, biz bugün Hollanda'ya gittik ve orada çiçeklere alerjisi olan ama kimseye söyleyemeyen bir cüce ile tanıştık. Sonra onun için çok yüksek bir ev yaptık. Böylece artık hiç hapşırmayacak. Ciddi misin? Ne kadar güzel. Panayır'a gitmek de çok güzel. Haklısın Zeynepciğim. Hadi o zaman gidelim. Gidelim. Benim nereye gittiğim hiç önemli değil havuç kafacığım. Seninle olduktan sonra bana her yer çok güzel. Öfkeli pandalar ve şakacı ejderha. Lale, şimdi öne doğru dev gibi iki adım at. Yapabilir miyim anneciğim? Evet, yapabilirsin. Bir, iki. Sıra bende. Pekala Murat, sen de öne doğru dev gibi beş adım at. Beş mi? Peki. Bir, iki. Murat, adım atmaya başlamadan önce yapabilir miyim anneciğim diye sorman gerekiyordu. Dur. Önce soracaksın. Yapabilir miyim anneciğim? Sonra beş adım atacaksın. Beş hop, dokuz hop, yedi hop, beş hop, hop, hop. Ama bu oyun böyle oynanmaz ki. Giyinmece zamanı. Evet Murat, giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece, oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye, dansçı doktor periye. Belki bugün gerçek devleri görürüz. Nasıl büyük adım attıklarını görürüz. Bugün hep birlikte Çin'e gideceğiz. Yaşasın! Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Şuraya bakın. Ne kadar büyük bir duvar değil mi? Arka tarafında ne varmış bakalım mı? Bu yolun arkaya çıkacağını sanmıyorum ben. Bu yoldan da gidemeyiz bence. O zaman en iyisi tırmanalım. Ya da tırmanmayalım. Bakın bir kapı açıldı. Girelim hadi. Şuraya bakın. Geçit töreni varmış. Bu zavallı pandacıklar. Hadi onlara yardım edelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederiz. 1, 2, 3, 4, 5 marş. 1, 2, 3, 4, 5 marş. 1, 2, 5, 3, 4 marş. 1, 5, 2, 3, 4 marş. Tebrik ederim Damlacığım. Ejderha şimdi harika görünüyor. Gerçekten de harika görünüyor. Bu ejderha bana çok benzemiş. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Yoksa ejderha dansımızı yapamazdık. Evet, ejderha dansı. Çok güzel bir geçit oldu bence. Trampetler, fenerler ve ejderha. İçinde görmeniz gereken pek çok şey vardır. Duymanız gereken de var. Gelin. Bir, iki, üç. Dört. Dört, beş. Çok güzel. Bu besteyle müzik yapıyorum. Dinleyin. İşe bakın. Bu küçük ejderha tozu dumana katmaya bayılıyor. Evet, çok haklısın. Ben de şikayetçiyim. Hadi gelin. Daha göreceğiniz çok şey var. Bu taraftan. Bambu ağaçları ne kadar güzel görünüyor. Nasıl göründüklerine hiç bakmamıştım. Ben sadece tadını çok severim.
Kaplan! Kaplan arkadaşımız Chuling oyununda bir numaradır, evet. Yo-yo oyununa benziyor. Biz Chuling deriz. Yo-yo! Yo-yo! Dikkat et Murat. Kaplanlar tehlikeli hayvanlardır. Endişelenme havuç kafa. Benim dünyamda kaplanlar dost canlısıdır. Sana bir numara yapayım mı? Şimdi say bakalım bunu bacağımın etrafından kaç kez çevireceğim. 1, 2, 6, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacaktım Muratcığım. Tamam. Bak bu benim en sevdiğim numaradır. İsmi de Fırlat ve Yakala. Yakaladım. Bırak şunu bakayım. Chuling'le bu şekilde oynanmaz. Bırak dedim. Onu bu şekilde kovalamayı inanın hiç istemezdim çocuklar. Ama kaç kere bununla nasıl oynanması gerektiğini anlattıysam da dinlemedi beni. Biz de pimponço oynamayı öğretmek istemiştik ama bizi de dinlemedi. Evet. Siz pimponço oyununu çok güzel oynarsınız. Hadi yeni dostlarımıza küçük bir gösteri yapın. Bak bunu çok iyi düşündük. Hadi herkes gelsin. 1, 2, 3, 4, 5 top var. Murat 5'e kadar saydı. Hiç de hata yapmadı. Sayabileceğini biliyordum Muratcığım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gelin arkadaşlar. Şimdi size pimponço oyununu göstereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Olamaz. Hayır dur, o bizim topumuz. Hadi bakalım şimdi de siz oynayın, biz izleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Gel buraya, damının topunu alamazsın. Merak etme iyiyim ama küçük ejderha yine kaçtı. Neden sürekli oyunumuzu bozuyor? Doğrusu hepimiz çok merak ediyoruz. Bunu ona sordunuz mu? Sormaya çalıştık ama biz fırsat bulamadan uçup gidiyor. Bunun için önce onu yakalamamız gerekiyor. Ama o küçük ejderhayı yakalamak mümkün değil. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin sana Murat. Ama şimdi şu küçük ejderhayı bulup yakalamamız gerekiyor. Ejderha geliyor. Ne demek istiyorsun Muratcığım? 5'ten sonra ejderha geliyor. Şimdi anladım. Küçük ejderha her seferinde biz 5. topa vurduktan hemen sonra geliyor. Öyle değil mi Murat? Evet. 5'ten sonra ejderha geliyor. Lale ile ben karşılıklı olarak topa 4 kez vuracağız. Sıra 5'e gelince ben topu bambu kafese atacağım. Küçük ejderha topu almaya gelince de onu yakalayacağız. Güzel. Umarım işe yarar. 1, 2, 3, 4, 5. Yakaladım. Yaşasın, beni yakaladınız. Ben bu oyunu çok sevdim. Hadi bir daha oynayalım. Bu oyun değil ki. Değil miydi? Biz sadece neden sürekli herkesin oyununu bozduğunu sormak için seni yakaladık ejderha. Ama oyun böyle oynanmıyor muydu? Hayır. Hayır. Özür dilerim. Ben bunu çok eğlenceli buluyordum ve sizlerin de benim gibi eğlendiğinizi düşünüyordum. Bazen oyun öyle gerektiriyorsa senin yaptığın gibi yapılabilir. Ama herkes oyunu kurallarına göre oynamalıdır. Şimdi anladın mı? Ama ben oyunu kurallarını bilmiyorum. Biz sana öğretebiliriz. İzle ve öğren küçük ejderha. Raketini vur topa. At hadi göndersin. Gelen topu ıskırma. İşte kuralımız bu. Kazandım. Evet, bu benim oynadığım oyundan çok daha eğlenceli görünüyor. Ben de deneyebilir miyim? Sen oynamak istersen sor dostuna, kural öğren. Zordur diye düşünme, anlarsın hemen. Ben bu oyunu çok sevdim. Bana da öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de oynayacağım.
atsam sorarım sizleri. Kurallara uyacağım, topları çalmayacağım. Yaptıklarım için özür dilerim. Söz veriyorum, bundan sonra siz oyun oynarken hiç bozmayacağım. Aferin küçük ejderha. Teşekkür ederiz. Madem bu oyunu öğrendin, ara sıra gelip bizimle oynamak ister misin küçük ejderha? Yaşasın. Evet, tabii ki çok isterim. Yaşasın. Bir, iki. Unuttum. Yapabilir miyim anneciğim? Evet Murat, yapabilirsin. Bir, iki. Üç, dört, beş. Aferin Murat. Bu oyunu nasıl oynayacağını öğrendin. Yaşasın. Ben de oyun oynamaya bayılırım. Babacığım, bugün Çin'e gittik ve Çin Seddi'ni gördük. Sonra da pandaların oyununu bozan küçük bir ejderhayı yakaladık ve ona oyunun kurallarını öğrettik. Pandaları ben de çok severim. Ne dersiniz? Hayvanat bahçesine gidip görelim mi? Evet, yaşasın. Pandalar benim de sevdiğim hayvanların başında yer alır. Ama benim en sevdiğim dostum her zaman sen olacaksın canım havuç kafacığım. Bir yolunu bulduk. Evet, komik robotum en sonunda bitti. Benimki de dans eden robot oldu. La 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 la. Benim süper robotum da uçuyor. Hem de çok yüksekten uçabiliyor. Aa, kaçtı. Oraya ulaşmamız mümkün değil. Dolapta çok ağır, onu çekemeyiz. Peki ne yapacağız o zaman? Giyinmece oynama zamanı. Hey, yaşasın. Robotumun kafasını geri döndükten sonra alırız artık. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı doktor periye. Belki bugün robot oluruz. Hayır, biz bugün bir kelebek, bir kedi ve bir ara olacağız. Ha? Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Çok hoş görünüyorsunuz ama neden bu kadar farklısınız merak ettim. Belki de kediler kelebek ve arı kovalamayı sevdiği içindir. Ne dersin? Bu arada kelebeklerle arılar uykucu kedileri sürekli uyandırırlar. Belki de bunun içindir. Nasıl? Olamaz. Yoksa kıyafet balosu başladı mı? Geç mi kaldım? Demek bu yüzden farklı kostümler giymişiz. Bugün kıyafet balosuna gideceğiz arkadaşlar. Hayır. Hayır. Durun. Henüz çok erken. Daha hazır değilim. Bah zavallı zürafa kardeş. Yardım etmemizi ister misin? Evet. Balo için yapmam gereken daha bir sürü iş var. Bakın. Zürafa kardeşin yapması gereken 4 iş var. Bunlar sırasıyla meyve toplamak, bal bulmak, konuklar için trambolin yapmak ve bir de müzik grubu ayarlamak. Sen hiç üzülme zürafa kardeş. Biz senin yapman gereken bütün bu işlere yardım edeceğiz. İlerideki çalılıklarda ormanın en iri ve en lezzetli böğürtlenleri yetişir. Şimdi onları... Olamaz! Burada o kadar böğürtlen vardı, nereye gitti? Hayır, bu çok kötü oldu. Ormanda bundan başka bir böğürtlen çalılığı daha var. Ama o şuradaki kanyonun dibinde. Oraya gidemem ki ben. Havuç kafa şimdi oraya uçar. Senin için böğürtlen toplar. Evet, havuç kafa yardıma hazır. İşe bak, böğürtlenler kopmak bilmiyor. Yok, olamaz. Böyle giderse böğürtlenleri asla toplayamayacağız. Toplayacağız, merak etme. Bunun için biz kafamızı kullanacağız. Sen de boynunu zürafa kardeş. Çok akıllısın Damla. Zürafanın boynundan aşağı kayıp böğürtlenleri toplayacaksın. Sonra da yukarı tırmanacaksın. Ekip çalışması diye işte buna derler. Çok güzel. İşlerden biri bitti. Geriye 3 işimiz kaldı.
Keşke gerçek kelebekler gibi uçabilseydin. Ne güzel olurdu değil mi Damlacığım? Belki de uçabiliyorumdur. Ha? Oh, inanamıyorum. Kostümündeki kanatlar seni uçurmayı başardı. Benim dünyamda her şey mümkündür havuç kafa. Listemdeki ikinci iş balo için biraz bal toplamak. Merhaba arılar. Aşağıdayım. Uhu. Arılar seninle sohbet edemeyecek kadar meşgul görünüyor zürafa. Evet, ama belki başka bir arıyla sohbet ederler. Benimle mi? Ama ben gerçek arı değilim ki. Yine de denemeye değer. Peki, denerim. Sence ben de arı gibi uçabilir miyim? Sen kelebek gibi uçmuştun. İstersen bir dene. İstersen sana yardım edeyim. Başıma otur ve sıkıca tutun. Teşekkür ederim. İşte çıktık. Merhaba. Vız 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 vız. Ne kadar da büyük bir arı bu. Size nasıl yardımcı olabiliriz sayın dev arı? Ben arı değilim. Dev de değilim. Sadece birazcık bal isteyecektim. Sizin arzunuz bizim için emirdir. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Çok güzel. İki işi başarıyla hallettik. Diğer ikisini de yaparsak 4 işte bitmiş olacak şimdi. Biz burada ne arıyoruz? Kağıtçık ağacı arıyoruz. Yapraklarından balo için trambolin yapacağız. İşte orada. Gördünüz mü? Şu uzun olan ağaç. İyi ama ağaç derenin karşı kıyısında. Ne yapacağız? Üzülmeyin. Böyle durumlarda ne yapılacağını en iyi kediler bilir. Ya! Dikkatli ol Zeynep. Kediler her zaman dikkatlidir havuç kafa. Yaşasın! Yaşasın! Bu kağıtçık ağacı yaprağı çok uygun. Çok da esnek. Yaşasın! Çok güzel, evet. Geriye son bir iş kaldı. Bir müzik grubu bulmam lazım. Ve karşınızda haylaz maymun ve bal arıları. Harika. Çok güzel. Tebrikler. 1, 2, 3, 4. İşlerin hepsi tamamlandı. Yaşasın. Balo başlamadan önce yapman gereken son bir şey daha kaldı zürafa kardeş. Neymiş o? Uygun bir kostüm giymen gerekiyor. Ama ben hiç kostüm giymem ki. Şu uzun çirkin boynum yüzünden giyecek bir şey bulamam. Boynun çirkin değil, tam tersine çok güzel. Hem böyle uzun olmasaydı dereyi geçip trambolin yapamazdım. Ayrıca bal ve böğürtlen de toplayamazdık. Bunları boynun sayesinde yaptık. Ayrıca kıyafet balosuna kostümsüz gidersen olmaz. Kesin giymelisin. Evet, doğru diyorsun. Ama bana uygun bir kostümü nereden bulacağız onu bilemem. Orasını düşün ve biz bir yolunu buluruz. Ne zaman bir sorun olsa, canında sıkılsa, dostların yanında hadi sor onlara. Bir kahraman olsan ya da başka bir şey. Başka bir şey hayalleriz, yolunu buluruz. Şövalye mi olsan ya da başka bir şey. Başka bir şey hayalleriz, yolunu buluruz. Peki buna ne dersin ya da başka bir şeye? Başka bir şey hayalleriz, yolunu buluruz. Yorulmayın çocuklar. Üzerime uyan bir kostüm bulmanıza imkan yok. Yaşlı bir çınar ağacı kadar uzun bir boynum var. İşte bu. Bana harika bir fikir verdin zürafa kardeş. Hı? Başka bir şey ayarlarız, yolunu buluruz. Ama arı gibi çalıştık. Bay Zürafa'nın verdiği en güzel parti bu oldu. Ona teşekkür etmek istiyoruz ama hiçbir yerde göremiyoruz. Nerede biliyor musunuz? Tam arkanızda duruyor. Arkamda sadece yapraklar var. Merhaba. Oo. Partime hoş geldin kurt kardeş. Bay canına, bu ne hoş kostüm böyle. Arkadaşlar buraya gelin. Hadi bakalım şimdi herkes dans etsin. Kıyafet balosu çok eğlenceliydi değil mi? Kedi olmayı da çok sevdim.
Ben de arı olmayı sevdim ama şimdi robotumla oynamak istiyorum işte bununla. Tabii şu kafasını alabilirsem. Ben robotunun kafasını oradan nasıl alacağımızı buldum galiba Reha. İnşaat oyunumuzdaki parçaları birleştirerek uzun bir sopa yaparsak yatağın altındaki kafaya ulaşabiliriz. Evet, evet. Yakaladım. Yine bir yolunu buldun. Oo, robotun ne kadar da güzelmiş Reha. Anneciğim, biz bugün bir kıyafet balosuna katıldık. Orada tanıştığımız bir zürafaya kostüm hazırladık. Sonunda tıpkı bir ağaca benzedi. Çok güzel oldu. Zürafayı ağaç kılığına mı soktunuz? Çok iyi düşünmüşsünüz. Acaba bizim bahçede de ağaç kılığına girmiş bir zürafa var mıdır? Evet, olabilir. Hadi gelin de bir kontrol edelim. Bir daha kıyafet balosuna gidecek olursam bu dünyada en çok sevdiğim şeyin kılığına gireceğim. Kimin söyleyeyim mi? Havuç kafamın. Kış meyvesi pastası. La 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 la. Biz çok sevimliyiz ve çok tatlıyız. Birlikte. Aa, müthiş bir kurtarıştı. Teşekkür ederim Berk. Damla bu konuda antrenmanlıdır Berk. Futbol oynamayı çok seviyorum. Futbol. Çok sıkıcı. Hiç de değil. Oynamayı dene. Denedim. Ama antrenörümüz biraz sert biriydi. Bana hızlı koşmadığımı söyledi. Bizim antrenörümüz ise çok iyi biriydi. Bizim takıma gelip oynayabilirsin Tuğba. Hayır teşekkür ederim. Futboldan hiç hoşlanmıyorum. Yaşasın. Giyinmece oynama zamanı geldi. Bakın işte buna bayılıyorum. Boyun giyinmece, oynarız gündüz gece, dönüşürüz her şeye, dansçı doktor periye. Belki bugün gerçek bir stadyumda futbol oynarız. Bugün hepimiz Norveç'e gidiyoruz. Harika, umarım bol bol kar vardır. Boyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Aa, ne kadar güzel. Gelen seslere bakılırsa burada herkes çok eğleniyor gibi. Hadi gidip yakından bakalım. Peki, beni takip edin. Beni bekleyin. Merhaba. Norveç'e hoş geldiniz. Merhaba. Ülkeniz ne kadar güzelmiş geyik kardeş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Duyduğumuz sesler de çok güzel. Bugün herkes biraz meşgul. Yarınki kış festivali için etrafı süslüyoruz. Yardım edebilir miyiz? Tabii. Elbette edebilirsiniz. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Boyum yetişmiyor. Ver, ben takayım Damlacığım. Peki, teşekkür ederim avuç kafa. Bu top göründüğünden çok daha ağırmış. Durun, ben takayım. Günün en güzel zamanı geldi çocuklar. Pasta saati. Yaşasın. Çok güzel. Tadı harika. Evet öyledir. Ama bu mevsimde bundan daha lezzetli şeyler de vardır. Gerçekten mi? Evet. Bu gece hepimiz uyurken biri bizlere çok özel ve çok lezzetli bir pastadan getirecek. Biri mi? Kim peki? Biz de bilmiyoruz. Ama keşke bilseydik. Ona teşekkür etmek isterdik. Tek bildiğimiz bu dostumuz pastayı kış meyvesinden yapıyor. Kış meyvesi dağların tepesinde yetişen çok leziz bir meyvedir. Dostumuz da her kış festivalinden bir gece önce kimseye görünmeden gelir ve kasabadaki her evin önüne küçük bir pasta bırakır. Kış festivalinden bir gece önce mi? Yani bu gece. Şu işe bakın. Haklısın Berk. Bu gece uyumayıp bu gizemli pastacıyı bulalım ve ona teşekkür edelim. Pastacıyı bekleyebileceğimiz sıcak ve sakin bir yer biliyorum. Dışarıda bir hareket var mı? Gökyüzündeki ışıklardan başka bir şey yok. Evet, onlara kuzey ışıkları deniyor. Ben bir ses duyuyorum.
istiyorum. Şu işe bakın, bırakmış bile. Nereye gitti? Bir saniyede gidiverdi. Bakın, kardaki ayak izleri üçgen şeklinde. Takip edip nereye gittiğini bulalım. İyi düşündün Damla. Atlayın hadi. Herkes sıkı tutunsun. Sağ olun, biz geliyoruz. Uçuyoruz. Benim dünyamda her şey mümkündür arkadaşlar. Hmm, bu koku... Pasta! Evet! Merhaba. Nereye kayboldu? Kim bu? Sen biliyor musun geyik? Şimdi tanıdım. Orman cücesi. Herkese yardım etmeyi çok sever. Ve o akrabaları çiftliklere gidip gizlice oradaki işleri yaparlar. Çok utangaçtırlar. Galiba onu korkuttuk. O zaman kendisine ne kadar dost canlısı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Lütfen çok dikkatli ol Damlacığım. Merak etme havuç kafacığım. Hepimiz iyi paten kayarız. Paten kayarken ne kadar eğlendiğimizi görürse belki o da gelip bize katılır. Oh, oh, hayır. Teşekkür ederim havuç kafa. Rica ederim Tuğba'cığım. Bakın işte orada. Lütfen kaçma, geri gel. Belki de buz pateninden hoşlanmıyordur. Peki şimdi ne yapacağız? Pasta yapmayı ve yardım etmeyi sevdiğini biliyoruz. Kendi kış meyvesi pastamızı yapmaya çalışırsak belki o da gelir ve bize yardım etmek ister. Aklına bin yaşa Damla. Ben kasabaya gidip pasta için malzeme getireyim. Siz dördünüze gidip kış meyvesi toplayın. Hay aksi, biz kış meyvesinin neye benzediğini bilmiyoruz ki. Nasıl bir meyvesin? Şeklin ve renginde. Belki üzüm gibi yuvarlak, küçük bir tanesin. Nasıl bir meyvesin? Şeklin ve renginde. Belki kırmızısın ve belki kare gibisin. Üçgende üç kenar, belki sende de. Nasıl bir meyvesin? Hiç gören oldu mu? Gören biri burada, hem de çok severim. Onsuz pasta olmaz, gelin göstereyim. Çok güzelmiş. Nefis. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz cüce kardeş. Rica ederim. Şimdi bana varmayacaksınız, öyle değil mi? Yok canım, daha neler. Damla da arkadaşları da asla böyle bir şey yapmaz. Yoksa bağıranlar mı var? Evet. Bir gece bir çiftçiye yardım etmeye çalışıyordum. Beni gördü ve sakın bir daha çiftliğime gelme diye bana bağırdı. İşe bak. Eminim çok üzülmüşsündür. Ama herkes onun kadar kaba değildir. Gerçekten mi? Evet. Mesela bütün kasaba halkı seninle tanışmayı bekliyor. Çünkü sana o kış meyvesi pastaları için teşekkür etmek istiyorlar. Pastamı seviyorlar mı? Sevmek mi? Bayılıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Pasta malzemelerini getirdim. Biz de kış meyvesi pastası yapmak istiyoruz. Bize yardım edebilir misin lütfen? Tabii ki. Memnuniyetle yardım ederim. Yaşasın! Yaşasın! Çok teşekkür ederiz cüce. Bu benim gördüğüm en güzel kış meyvesi pastası. Orman cücesi dostumuz için üç kere.
Orman cücesi yaşa! Orman cücesi yaşa! Orman cücesi yaşa! Bir anda onlarca yeni dostun oldu cüce. Evet geyik dostum, öyle görünüyor. Bütün bunları da Damla'ya borçluyum. Yaşasın! Orman cücesinin kasabaya gelmesine sevindim. Herkes ona teşekkür edebildi. Çoğu insan iyidir. Çoğu koç da öyle sevgili Tuğba. Bugün gelip bizim koçla tanışmaya ne dersin? Peki, gelirim. Güzel. Aferin Berk, çok güzel şuttu. Anneciğim, biz bugün Norveç'e gittik. Herkesin evine kış meyvesi pastası bırakıp gizlice kaçan bir orman cücesiyle tanıştık. Ama sonra onu kasabaya götürüp yeni dostlar edinmesini sağladık. Her şey çok güzeldi. Ne kadar güzel. Peki şimdi gelip bana yardım eder misiniz? Size güzel bir pasta yapacağım da. Yaşasın! Yaşasın! Bugün çok özel bir gün geçirdik. Öyle değil mi Havuç Kafacığım? Ama bugünü asıl özel yapan şey her anında seninle birlikte olmaktı. Güzeller güzeli kelebek. Hazır mısın Tayfa Avuç Kafa? Okyanusa açılmak üzereyiz. Hazırım Kaptan Damla. Hatta ileride bir deniz kızı görüyorum. Merhaba. Ben Prenses Tuğba. Bütün okyanusların en sevimli deniz kızı benim. Merhaba Prenses Tuğba. Gemimize çıkıp dinlenmek ister misin? Bilin bakalım ne oldu? Ne oldu Zeynep? Ne oldu? Annem hamile olduğunu söyledi. Yani senin de benim gibi kardeşin mi olacak? Ne kadar güzel. Hayır, korkunç. Biliyorum. Yani dediğin gibi çok güzel de olabilir. Ama ya olmazsa, ya Tuba'nın dediği gibi korkunç olursa? Bence her şey sadece değişik olacak. Ya ben bu değişiklikten hoşlanmazsam? Bakın giyinmece oynama zamanı geldi. Boyun giyinmece, oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye, dansçıya doktor periye. Umarım bugün deniz kızı oluruz. Bugün üçümüz de peri olacağız. Aa, peri kız olmayı da çok severim. Boyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Peri kız olmak deniz kızı olmaktan daha iyi. Suyun altında yüzmek zorunda değilim. Üstünden uçabiliyorum. Aa, merhaba Uğur Böceği. Gelin nereye gittiğine bakalım. Dikkatli ol Havuç Kafa. Havuç Kafa, hayır. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Ağustos Böceği. Merhaba. Ağustos böcekleri çok iyi müzisyenlerdir. Bize güzel bir şey çalar mısın Ağustos Böceği kardeş? Çok güzel çaldın. Evet, bravo. Ağustos böceklerinin konserlerini çok seviyorum. Evet Turtle kardeş, biz de çok seviyoruz. Lütfen bana güçlü deyin. Hey, taklit etme oyunu oynayalım mı? Oynayalım. Yukarı. 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 Aşağı. Aşağı. Atla. 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 Şimdi de etrafında dön. Altından geç. Altından geç. İçinden geç. İçinden geç. İçinden geç. Ve şimdi de sıra takla atmaya geldi. Bunu yapabileceğimizi sanmıyorum güçlü. Bu kötü oldu. En iyi arkadaşım Narin en çok bu kısmını sever. Oh, şimdi hatırladım. Narin'e öğle yemeği için sözüm vardı. Hoşça kalın. Güle güle. Böceklerin sadece oyun oynadığını zannetmeyin. Bazıları bütün gün çalışır. Şimdi yoldan çekilir misiniz? Lütfen sandviçimi geçireceğim. Sana yardım etmemizi ister misin karınca kardeş? Olur. Peki. Tabii siz de istersiniz.
Hazır. Kaldır. İşte bitti. Hayır, henüz bitmedi. Bunu önce karınca tepesine çıkarmamız, sonra delikten yuvaya sokmamız gerekiyor. Tamam, sorun değil. Götürürüz. Önce karınca tepesine çıkarıyoruz. Sonra da delikten içeri itiyoruz. Yardımınız için teşekkür ederim. Neyse, şimdi yemek zamanı. Güle güle karınca. Afiyet olsun. Narin, neredesin? Güçlünün sesi değil mi bu? Merhaba Güçlü. Her şey yolunda mı? Arkadaşım Narin'i bulamıyorum. Onun evinde öğle yemeği yiyecektik. Ama hiçbir yerde yok. Biraz tarif etsene. Nasıl desem, uzundur. Tıpkı benim gibi. Ayrıca tam 8 tane ayağı vardır. Tıpkı benim gibi. Bu arada siyah üstüne sarı ve beyaz çizgileri vardır. Tıpkı benim gibi. Yani o... Tıpkı sana benziyor. Evet. Tıpkı bana benziyor. Merak etme, onu bulacağız. Hadi arkadaşlar. Durun. Önemli bir şeyi unuttuk. Hadi bakalım. Hey, bana bakın. Uçuyorum. Narin bunun gibi yüksek ağaçlara tırmanmayı çok sever. Belki burada bir yerdedir. Burada yok. Ben de göremedim. Başka nereye gitmeyi sever? Şurada onun sevdiği mantarlardan var. Hemen altımızda. Oraya da bakalım. Pekala. İnişe geçiyoruz. Hadi bakalım. Uçmaya bayılıyorum. Narin bu mantarların altında uyumayı çok sever. Bence dağılıp öyle arayalım. İyi düşündün avuç kafa. Yukarılarda kimse yok. Aşağılarda da kimse yok. Arka taraflarda da yok. Ön taraflarda da görünmüyor. Ben şu tarafa bakayım. Sen de diğer tarafa bak avuç kafa. Yok. Ne yukarıda var, ne aşağıda, ne önde, ne de arkada, ne de başka bir yerde. Nereye gitti bu kız? Ah, zavallı Güçlü. Bu işten bir şey anlamadım. Bana kendi evinde buluşmamızı söylemişti ama yok işte. Neden beni evde beklemedi? Gelin hadi. Hep birlikte geri dönüp evine bir daha bakalım. Umarım buradadır. Lütfen, lütfen burada olsun. Burada da yok. Arkadaşım hiçbir yerde yok. Mutlaka bir yerde olmalı. Bu da ne? Belki de Narin'dir. Hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bu bir koza arkadaşlar. Tırtıllar bu kozaların içinde değişim geçirip birer kelebeğe dönüşürler. Ne kadar güzel değil mi Güçlü? Öyledir herhalde. Ama Narin bu kozanın içinde. Evet, bunun içinde kelebeğe dönüşür. Daha önce de görmüştüm. Annemle bir belgeselde izlemiştik. Bakın, galiba koza açılmaya başlıyor. Ay canına. Güçlü, burada olmana çok sevindim. Nasıl görünüyorum? Tanımadın mı? Ben Narin, en iyi arkadaşın. Ama sen artık bir kelebek olmuşsun. Ne güzel değil mi? Çok yakında sen de kelebek olacaksın. Sabret. Ama ben değişmek istemiyorum ki. Değişiklik bazen güzel olabilir Güçlü. Her gün bir şey değişir. Başka şekilde. Çiçekler açar, çimler uzar. Kış mevsimi gider, bahar gelir. Her gün bir şey değişir. Eskiler gider, yeniler gelir. Her gün bir şey değişir. Başka şekilde. Yumurtadan kuş çıkar. Tırtıllar büyür ve ardından uçar. Ama şunu sakın unutma.
Yani şimdi ben de mi değişeceğim? Evet, o zaman benim gibi uçabileceksin. Uçmak mı? Gerçekten mi? Madem öyle, bir an önce değişmek istiyorum. Neşesin! Hey! Kelebekler gibi uçmayı çok seviyorum. Periler gibi de. Havuç kafa gibi de. Kardeşim biraz büyüyünce ona da kelebekleri taklit etmeyi öğreteceğim. Eminim çok hoşuna gidecektir Zeynep. Babacığım, bugün çok güzel bir ormanı gezmeye gittik. Orada kelebeğe dönüşüp ağaçların arasında neşeyle uçacak çok tatlı bir tırtılla tanıştık. Ben de bugün bizim bahçede kelebekler gördüm. Çiçeklerin üzerinde neşeyle uçup geziyorlardı. Dışarı gelip onları izlemek ister misiniz? Evet, çok isteriz. Her zaman her şey değişmekte havuç kafam. Benim sana olan sevgim de öyle. Hiç durmadan her gün biraz daha büyüyor. Denizde şarkı söylüyoruz. Evet, işte bitti havuç kafa. Çok güzel oldu Damlacığım. Artık onu büyük şehrin içine yerleştirebiliriz. Binan çok güzel olmuş. Onun için harika bir yer var. Şimdi de süper kahramanımız havuç kafa uçarak şehrin güvenliğini kontrol ediyor. Zalim dinozor etrafta oldukça bu şehir asla güvende olamaz. Hayır, dinozor zalim değil Berk. O çok iyi kalpli. Ama iyi kalpli olamaz. Kocaman dişleri var. Upuzun da kuyruğu. Kendisi de kocaman. Neye benzediği hiç önemli değil. Bu dinozor iyi kalpli dedim. Hayır, ben de kötü dedim. Hiç sorun değil. Süper kahraman havuç kafa binayı şimdi kaldırır. Havuç kafa benim zalim dinozorumu alt edemez. O zalim bir dinozor değil Berk. Yaşasın. Giyinmece oynama zamanı geldi. Boyun giyinmece, oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye, dansçıya doktor periye. Umarım bugün süper havuç kafa gibi süper kahramanlar oluruz. Bugün hepimiz bir yolcu gemisine biniyoruz. Çok eğleneceğiz. Boyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Arkadaşlar bakın, takım olduk. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim Kaptan Damla. Gemimize binip şöyle güzel bir dünya turuna çıkmaya hazır mısınız? Evet, hazırım. Sen böyle bir gemide kaptanlık yapabilecek misin Damlacığım? Tabii ki. Benim dünyamda her şey mümkündür havuç kafacığım. Yolcularınız birkaç saat sonra gelmeye başlar. Ama önce Deniz Kızı Adası'na gidip şarkıcı süstüyle deniz kızlarını almanız gerekiyor. Kimleri? Gemimizde sahne alan müzik grubundan bahsediyorum. Onlar çalmaya başladığında yerimde duramıyorum. Okyanustan benliktir, sen de bin gemiye. Haydi demir alalım, tam yol ileri. Hadi binelim artık. Ben denize bayılırım. Bu arada deniz canavarına karşı gözlerinizi dört açın dostlar. Ama yine de kara çok daha güvenli. Uak! Bu kadar korkma havuç kafa. Okyanus çok büyüktür. Hadi arkadaşlar, kalkış için hazırlanın. Demir alıyoruz havuç kafa. Demir alındı kaptan. Tam yol ileri ikinci kaptan Berk. Derhal kaptan Damla. Deniz Kızı Adası çok uzak mı Damla? Ben de bilemiyorum. Epey uzak görünüyor. Okyanus ne harika. Kim şarkı söylüyor? Üstünde altıda her yeri ayrı güzel okyanusum. Şarkıyı deniz canavarı söylüyor. Deniz canavarı mı dedin? Aha, olamaz. Hemen geri dönmeliyiz. O kadar korkma havuç kafa. Deniz canavarının iyi biri olduğuna eminim. Umarım öyledir. Çünkü buraya geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Dikkat edin.
Merhaba, ben Vantuz. Merhaba, ben de Damla. Arkadaşlarımı tanıtayım. Zeynep, Berk ve çok sevgili Havuç Kafa. Size çarptığım için beni affedin. Yeni arkadaşlar buldum diye o kadar heyecanlandım ki duramadım bir türlü. Önemli değil. Yeni arkadaşlar edinmeyi biz de severiz. Ne güzel. Peki oyun oynamayı da sever misiniz? Elbette. Çok severiz. O zaman gelin kafamda zıplayın. Yumuş yumuşum. Hadi bakalım zıplayın hop hop hop. Gerçekten çok eğlenceliydi. Sağ ol Vantuz. Şimdi şarkıcı süslüyle deniz kızlarını almaya gidiyoruz. Şarkıcı sonra... süslüyle deniz kızları mı dedin? Evet. Gemimiz de sahneye çıkıp müzik yapacaklar. Oo, ne kadar güzel. Bütün şarkılarını biliyorum. En sevdiğim de şu. Yukarıda gemiler, aşağıda balıklar, balinalar bile var okyanusta. Sen de bizimle gelip onları görmek ister misin? Ciddi misin? Çok isterim. Sıkı tutunun, birkaç saniye sonra oradayız. Dikkat! Bakın, deniz kızı adası. Deniz kızlarını görüyorum. Merhaba. 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 Sen burada bekle Vantuz. Biz onları alıp geliyoruz. Anlaştık. Oo, bak şimdi heyecanlandım. Hoş geldiniz. Sizi gördüğümüze sevindik. Ama ne yazık ki süslü hasta olmuş, sesi çıkmıyor. Şarkı söyleyemeyecek. Aa, çok kötü. Bu akşam gemide şarkı söyleyecek. Başka birini bulmamız gerek. Hem sesi güzel olmalı hem de grubun şarkılarını bilmeli. Ben öyle birini tanıyorum. Kim? 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 Vantuz. Merhaba. Galiba ondan korktular. Vantuz'dan mı korktunuz? Evet, şuna bir baksana. Dev gibi. Evet, doğru. Ama çok iyi biri. Sizin hayranınız. Ayrıca bütün şarkılarınızı biliyor. Ona bir fırsat verseniz olmaz mı? Peki. Peki, verelim. Gerçekten mi? Ciddi misiniz? Deniz kızları beni dinlemek mi istiyor yani? Evet, kendin de duydun. Oh, yaşasın, hemen geliyorum. Anor, yavaş. Kaçın. Vantuz'u dinleyemediğiniz için çok üzgünüm. Biz de üzüldük Damla. Ama Vantuz çok iri ve çok da korkunç. Başka birini bulmak zorundayız. Şarkı söyleyebilen ve bütün şarkılarımızı bilen birini. Bu kadar iri olmayan birini. Kaptanımız Damla birazdan limana varacağımızı söyledi. Umarım yengeç yolcular gemiye binmeye başlamadan başka bir şarkıcı bulabilir. Sen bizimle söylemez misin Berk? Söyleyemem. Şarkılarınızı bilmiyorum ki. Yengeç söyler mi peki? O da şarkılarınızı biliyor ama sesi güzel değil. Okyanustan benliktir. Sen de bin gemiye. Harika. Şarkıyı kim söylüyor? Haydi demir alalım. Yanılmıyorsam şuradaki küçük ördek söylüyor. Havuç Kafa mı? Yukarıda gemiler. Harika bir sesi var. Aşağıda balıklar. Küçük ördek. Balinalar bile var. İnanamıyorum. Üstelik şarkıyı ağzını açmadan söylüyor. Şarkıyı söyleyen Havuç Kafa değil. Bizim Mantur. Okyanus ne harika. Altıda, üstüde, her yeri ayrı güzel okyanusum. Müthiş. Vantuz, çok güzel söylüyorsun. Bu akşamki gösterimizde mutlaka senin de olman lazım. Ciddi misin? Sizinle mi söyleyeceğim? Oo, inanamıyorum. Evet, seve seve söylerim. Ama bu nasıl olacak ki? Ben çok iriyim. İlk başta öyle düşünmüştük Vantuz. Ama hata etmişiz. Çok özür dileriz. Teşekkür ederim. Fakat bu halimle gemiye çıkabileceğimi pek sanmıyorum. Üzülme sen. Biz o konuyu hallederiz. Bu okyanustan benliktir. Sen de bin gemiye. Haydi demir alalım. Tam yol ileri.
üstümüzde kuşlar var, altında yunuslar. Her günü başka güzel okyanusum. Her günü başka güzel okyanusum. Deniz canavarı Ventus deniz kızları için sahneye dönüştü. Ve birlikte harika şarkı söylediler. Bana kalırsa T-Rex dinozorumun da sesi çok güzel. La 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 la. Anladığım kadarıyla zalim dinozor olmaktan vazgeçmiş. Anneciğim, bugün bir yolcu gemisindeydik. Şarkıcı deniz kızlarıyla tanıştık. Sonra da deniz canavarı Ventus'la birlikte harika bir konser verdiler. Her şey o kadar güzeldi ki. Şarkı söyleyen deniz kızları ve deniz canavarı ne kadar güzel. Benim T-Rex'im de şarkı söylüyor. La 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 la. İsterseniz müzik açalım ve hep birlikte şarkı söyleyelim. Evet, yaşasın. Küçücük ya da kocaman olman hiç önemli değil. Sen her zaman benim güzeller güzeli avuç kafam olacaksın. Özel bir şarkı. Mutlu 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 yaşlar benim canım tatlı babam. Çok güzel oldu Damla. Babamı bu sürpriz partiyle şaşırtmak için sabırsızlanıyorum. Bence babam bayılacak Damlacığım. Neden babalarını şişiremiyorum? Belki Berk sana yardım eder. Bitti. Babanın doğum günü kartı hazır Damla. Nedir o Berk? Kocaman bir çiçek. Aa! İyi, tekrar denerim. Bence sen balonları şişir, kartı da Tuğba hazırlasın. Olmaz. Ben hazırlamak istiyorum. Ama ben çok güzel çiçek çizerim. Bu konuda antrenmanlıyım. Sen de balon şişirme işinde çok iyisin Berk. İki işi de yaparım ben. Giyinmece oynama zamanı geldi. Boyun giyinmece, oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye, dansçıya doktor periye. Belki bugün ressam oluruz. Hayır, bugün bir müzik grubu olacağız. Aa, şarkı söylemeyi çok severim. Boyun giyinmece, en sevdiğimiz oyun bu. Harika. Demek o güzel şarkılarımızı burada kaydediyoruz. Hadi bir şeyler çalalım. Bunun sesi iyi çıkmıyor. Çünkü akordu biraz bozulmuş. İşte oldu. Şimdi dene. Çok güzel. Teşekkür ederim Berk. Deneme. 1-2. Ben şimdi hallederim Tuğba. Tekrar dene. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Çok güzel. Evet. Artık çalmaya hazırız. 1-2. 1-2-3. Evet. Bir, iki, üç kadar basit. A, B, C kadar kolay. Dostluğumuz çok güzel. Haydi sen de bizle gel. Büyük haber, büyük haber, büyük haber. Ne oldu havuç kafa? Meşhur Popapalooza'da sahneye çıkacaksınız. Popapalooza neresi? Popapalooza neresi mi? En ünlü pop şarkıcılarının konser verdiği yer tabii ki. Yaşasın! Popapalooza! Bu konsere bayılacaksınız, inanın bana. Herkes sizi görmek için sabırsızlanıyor. Bu Popapalooza nerede acaba? İlerideki ormanın hemen yanında. Bir an önce çıksanız iyi edersiniz. Oraya nasıl gidebiliriz? Hadi gelin. Ben yardımcı olurum. Bakın, bu da bizim Pop Mobil'imiz. Nasıl gideceğinizi düşünmeyin. Pop Mobil'in özel bilgisayar programı var. Sizi doğruca oraya götürecek. Teşekkür ederiz Ayı kardeş. Herhangi bir sorun çıkarsa hemen beni arayın. Ararız tabii. Bu arada yardımlarınız için çok teşekkür ederiz sayın. Durun, durun, beni bekleyin. Arkada herkesin keyfi yerinde mi? Damla, ellerini direksiyondan, gözlerini de yoldan ayırma lütfen. Endişelenme avuç kafa. Bu araba kendi kendine gidiyor ve yolu da çok iyi biliyor. Bak şimdi. Sağa dön, sola dön. Harika. İstikamet, ormanın girişi. Geldik mi? Bu kadar çabuk mu? Çok eğlenceliydi. Harika. Çok güzel.
Arkadaşlar, burası ormana pek benzemiyor. Popmobil'in bilgisayar programında bir sorun var sanırım. Ben ayı arayıp yardım isteyeyim. Buna hiç gerek yok havuç kafa. Ben şimdi tamir edeceğim. Nasıl yapılacağını biliyor musun? Elbette. Ben her şeyi tamir edebilirim. Tamam. Bitti bile. Yaşasın. Sola dön. Sağa dön. Gördünüz mü? Şimdi doğru yoldayız. Sola dön. Şimdi aşağıya. Aşağı mı dedi? Evet, aşağıya. Ama aşağıda okyanus var. Vay canına. Popmobil'in su altında da gittiğini bilmiyordum. Benim dünyamda her şey mümkündür Tuğba. Denizin dibi çok güzel. Ama konsere bu yoldan gidilmiyor galiba. En iyisi ayıyı arayalım. Hayır, ben buradan da yapabilirim. Bir dakika sonra tekrar karaya çıkmış olacağız. Yukarı çıkıyoruz, yukarı. Yaşasın! Demiştim size. Yukarı, yukarı, yukarı. Ha? Ya olamaz. Bence Popopalooza'ya buradan da gidilmiyor Beck. Buradan ancak bulutlara gideriz. Sen bile edeceğini söylemiştin. Yaptığımı sanmıştım. Artık inebilirsiniz. Evet, tamir etmişim. Geldik işte. Ha? Ama bir dağın tepesindeyiz. Merhaba, orada mısınız? Evet, buradayım. Ben Popopalooza'dan sunucunuz Tilki. Neredesiniz? Büyük bir kalabalık burada sizi bekliyor. Hayır. Gitmezsek çok ayıp olacak. Yeni şarkımıza da ne çok çalışmıştık. Hiç merak etme sen Tilki. Birazdan orada olacağız. Ay aksi. Ne yapacağız şimdi? Oraya zamanında varamayacağız. Herkes de bizi bekliyor. Sıkma canını avuç kafa. Belki bir kez daha Popmobil'i tamir etmeye çalışır. Hayır, tamir etmeyi başaramadım. Bence biz ayıyı arayalım. Emin misin Belk? Eminim. Tamirat işinde iyiyimdir. Ama her şeyi tamir edemiyormuşum demek ki. Üzülme Belk. Herkes her konuda usta olamaz. Alo, ayı kardeş. Lütfen bize yardım et. Ayı sistemi kapatıp tekrar çalıştırmamızı söyledi bize. Önce sağdaki kırmızı düğmeye basacağız. Sonra da soldaki sarı düğmeye. Çalıştı. Neyse bari. Ama bence hala zamanında yetişemeyebiliriz. Şuraya bakın. Harika. Uçak oldu. Nihayet geldik. Hem de tam vaktinde. Ama daha enstrümanları yerleştirmemiz lazım. Siz onu bana bırakın. İşte bu nasıl yapılır biliyorum. Yaşasın. Sevgili hanımlar ve beyler. Popopalooza gururla takdim eder. Damla ve arkadaşları. 1, 2, 3, 4. Evet. Başlıyoruz. Hay arkadaşlarım. Ne kadar güzelsiniz. Hadi. 1, 2, 3 kadar basit. Basit. ABC kadar kolay. Dostluğumuz çok güzel. Her günümüz
şarkısını söyleyeceksin. Ben en iyisi şu balonları şişirmeyi deneyeyim. Al Tuğba, kartı sen hazırla. Resmimi geliştirirsen belki gelecek sene ben hazırlarım. Şimdi şu balonları şişireyim. Bu gelmiş geçmiş en güzel doğum günü sürprizi olacak. Hey, işte babam geliyor. Hey, bizimkiler nerede? Sürpriz! Aa, ne kadar tatlısınız. Mutlu 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 yaşlar. Benim canım tatlı babam. Bir de kart yaptık. Berk de balonları şişirdi. Çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiniz. Sürprizler bitmedi. Damla ile birlikte sabahtan çok güzel bir doğum günü pastası yaptık. Pastaya bayılırım. Ne dersiniz, birlikte yiyelim mi? Yaşasın! Berk balon şişirme işinde, Tuba da kart hazırlama işinde çok iyi. Sana gelince havuç kafam. Sen de sarılma işinde çok iyisin.